Seni hatırlıyorum. Daha önce de karşılaşmıştım. Bana karımın ebedi hayata gitme zamanının geldiğini söylemiştin. Ve dediğin olmuştu. Allah'ın takdiri neyse o olur. Amenna. Yeni bir haber mi getirdin yoksa? Bir kayıp var. Bir emanet kayıp. Kayıp mı? Ne kaybı? Ve sonra bir felaket. Üç oğlundan birinin başında dönen bir felaket. Selim, Kemal, Cemal hangisinde? İçinde en zengin olanı hangisiyse onda. Büyük bir felaket. Kayıp olan bir emanet ve felaket. Aziz Allah. Allahu Ekber. Bir kayıp ve bir felaket. Ya Rabbim, sana tevekkül ettim. Lütfun da hoş, kahrın da. Günaydın. Ne oluyor? Yok bir şey. Ben çıkıyorum. Kahvaltı yapmayacak mısın? Geç kalırım. Halletmem gereken işler var. Akşam saat 6 gibi alırım seni. Uçak 9'da. 6 erken değil mi? Trafik ancak. Haklısın. Tam iş çıkış saati. Hakan'a götüreceklerimizi unutma. Unutmam. Sevdiğin ekmekten aldım. Allah razı olsun. Baba, iyi misin? İyiyim oğlum. Üstüne bal. Sen iyi değilsin. Neyin var baba? Yok bir şeyim oğlum. Var baba, senin bir derdin var. Hasta mısın? Bir rüya gördüm oğlum. Hayır olsun inşallah. Amin. Ne gördün baba? Bir felaket olacağını söylediler. Nasıl bir felaket? Üç evladımdan en zengin olanının başında dönen bir felaket. Selim abim. Büyük bir felaket. Senin rüyaların çıkar baba. Ve bir kayıp olduğunu söyledi. Can kaybı mı? Yok. Yok, bir emanetten bahsetti. Kayıp olan bir emanetten. Maddi değeri bir yana. Annemin emaneti der ya. Selim mahveder beni. Yok, yok, yok. Buralardaydı eminim. Allah'ım, Selim'e ne derim ben? Suna gelmişti. İşte böyle yenge. Eğer o parayı ödeyemezsek felaket yani. Ne diye böyle adamlara bulaştınız?
Mecbur kaldık. Yoksa dükkan elimizden gidecekti. Sen abimle konuşsan, durumu anlatsan. Cemal kendisi konuşsun abisiyle. Buraya geldiğimi bile bilmiyor. Aman duymasın. Eğer abim verirse ben ödeyeceğim parasını. Nasıl ödeyeceksin? Temizliğe giderek mi? Evet. Selim'i biliyorsun. Ben söyleyemem. Dedim ya, Cemal konuşsun ya da sen konuş. Cemal konuştu Selim abimle. Ne demiş? Şu an için müsait değilim demiş. Onun için diyorum ya, Cemal duymasın diye. Demek ki gerçekten de müsait değil Suna. Benim elimden ne gelir? Ben şu çayları getireyim. Suna mı yoksa? Güle güle oğlum. Allah hayırlı işler, hayırlı kazançlar versin. Amin. Sen de rüyayı daha fazla kafana takma, olur mu? Bu sefer çıkmaz inşallah. Önce rüyanda gördün, birkaç gün sonra da kaybettik anacığımı. Kemal abimle konuşmalıyım bunu. Efendim yenge. Ben işe gidiyorum. Gelemem ama iş çıkışı uğrarım. Amerika mı? Bu akşam mı gidiyorsunuz? Söz vermeyeyim. Meral Hanım biraz titiz. İzin verirse gelirim. Peki, kapatıyorum yenge. Yoksa otobüse geç kalacağım. Otobüs bahane. Tedirgin oldu sanki. Korkarım babamın rüyalarından ben. Çoğu çıkar. Ben de korkuyorum abi. Peki ne yapabiliriz? Selim abimle konuşalım mı? Babama en son bayramda gelmişti. Belki de bu rüya onu daha duyarlı yapar. Bence bunu bilmeye hakkı var. Ama şimdi panik yaparsa? Vesveseli de. Onlar bu akşam Amerika'ya gidiyorlar. Ya. Anlasak mı? Belki gitmez. Hiç zannetmiyorum. Hakan'ın sözlendiği kızı görecekler. Kızıyor Hakan'a haber vermeden sözlendi diye ama yine de gelini görmeye gidiyor. Amerika'yı biraz ertelese mi acaba? Gerçi takdirde yazılan tek birle bozulmaz. Ama yine de sen bilirsin abi. Bana müsaade. Tamam. Gidiyor musun? Hı hı. Allah'a ısmarladık. Güle güle. En zengin oğlum. Ona söylemeseler de Leman'ın bunu bilmeye hakkı var. Hı hı. Efendim Aygül. Sağ ol kızım, sen nasılsın? Evet, bu akşam uçuyoruz kısmetse. Ne rüyası? Olabilir Aygül, rüya bu. Ama rüyayı gören Necdet Baba. Rüyaları birebir çıkıyor. Annemin öldüğü zamanı hatırlasana. Evet ya. Hasibe annemin öleceğini görmüştü rüyasında. Sana kim söyledi Aygül? Cemal mi? Heh, babam söylemedi yani. Anladım. Tamam Aygül. Sağ ol. Oyun mu bu yoksa? Karı koca baş başa verip korkacağız. Amerika'ya gitmekten vazgeçeceğiz. Yüzüğün kayıp olduğu da meydana çıkmayacak. Aslında... Amerika'yı ertelememiz için bir fırsat olabilir bu rüya. Yoksa yüzüğün kayıp olduğunu Selim'e nasıl açıklarım? Ne içersin?
Almayayım bir şey. Seni görmek için geldim. Yoksa yine bir sıkıntın mı var? Bir korkma abi. Bu sefer yardımcı ol demeye gelmedim. Abimi ziyarete gelemez mi? Gelirsin elbet. Yine de şaşırdım. Birbirimizi çok az görüyoruz abi. Şu üç günlük ölümlü dünyada. İşimiz gücümüz var Cemal. Boş gezen biri miyim ben? Biliyorum. Çok yoğunsun. Babamı bile ziyarete gelmiyorsun. Baban mı gönderdi seni yoksa? Yok ama bu sabah seni sordu. Gücenmiş sanki. Ne yaptım ki bana gücensin? Arada bir uğra babama abi. Halini hatırını sor. Sana mı soracağım ne yapacağımı Cemal? Neman? Hayrola? Bu saatte ne işin var burada? Cemal. Nasılsın Cemal? Sağ ol yenge. Cemal de beni fırçalamaya gelmiş. Ne fırçası? Babamı görmeye gitmiyormuşum. Babam bana güceniyormuş. O zaman babanın gördüğü rüyayı da anlatmıştır sana. Ne rüyası? Anlatmadın mı? Hayret. Babam dün gece bir rüya görmüş abi. Onu anladık. Ne görmüş onu söylesen. Hatırlıyorum. Daha önce de karşılaşmıştım. Bana karımın ebedi hayata gitme zamanının geldiğini söylemişti. Ve dediğin olmuştu. Allah'ın takdiri neyse o olur. Amenna. Yeni bir haber mi getirdin yoksa? Bir kayıp var. Bir emanet kayıp. Kayıp mı? Ne kaybı? Ve sonra bir felaket. Üç oğlundan birinin başında dönen bir felaket. Selim, Kemal, Cemal hangisinde? İçinde en zengin olanı hangisiyse onda. Büyük bir felaket. Kayıp olan bir emanet ve felaket. Allah hayırlara çevirsin. Bu gece bir rüya gördüm. Hayır olsun inşallah. Annenizin bu dünyada misafirliğinin bittiğini söylediler dün gece rüyamda. Allah'ım, senden gelen her şeye razıyım. Ama Rabbim beni evlat acısıyla sınama. Babamın rüyası. Rahmetli annem. En zengin oğlunun başına bir felaket gelecek. Ben babama gidiyorum. Bir de ondan dinleyeyim şu rüyayı. Geç kalma Selim. Saat 6'da uçağımız kalkacak. Amerika'yı iptal ediyorum. Hemen uçuşumuzu ertele. Ben babama gidiyorum. Ben de gideyim artık. Borçlarınızı ne yaptınız Cemal? Ödeyebildiniz mi? Ödüyoruz yenge. Yavaş yavaş. İyi, çok güzel. İyi günler yenge. Sana da. Hoş geldin oğlum. Özlettin kendini. Hoş bulduk baba. İçeri gel. Baba, şu rüya meselesi nedir? O rüya için mi geldin? Ben de babanı özlediğini düşündüm. Sitem etme baba ya. Oğlum beni ziyarete gelmiş diye sevinmek sitem etmek midir?
Baba, işlerimi biliyorsun. Sen şu rüyayı anlatsana. Kim anlattı rüyayı sana? Cemal anlattı. Onun anlattığı gibi işte. Durumu en iyi olan oğlunun başına büyük bir felaket gelecek demişler, doğru mu? En zengin oğlu. Ya baba, ikisi de aynı kapıya çıkar. Sen şimdi bir anlatsana. Nasıl bir felaket bu baba? Allah ne yazdıysa onu göreceğiz Selim. Baba, tam olarak anlatsana şunu. Önce bir kayıp olacak dediler. Sonra büyük bir felaket. Kayıp mı? Ne kaybı? Merhaba yenge. Merhaba Suna, hoş geldin. Meraktan öldürdün beni. Meral Hanım'dan zar zor izin aldım, ne oldu? Böyle ayaküstü olmaz, gel içeri. Bir emanet kaybolacak. Arkasından bir felaket yaşanacak. Bence tam tersi baba. Bence önce bir felaket yaşanacak, ardından bir kayıp olacak. Can kaybı. Yani bir ölüm yaşanacak baba. Ve bunları yaşayacak olan senin zengin oğlun. Yani ben. Bir şeyi merak ettim Suna. Neyi? Hani geçen gün geldiğinde durumunuzun çok sıkışık olduğunu söylemiştin ya. Evet. Borçlarınızı ödeyebildiniz mi? Onu merak ettim. Cemal bir şeyler yapmaya çalışıyor. Birazını ödedi galiba. Bunu sormak için mi çağırdın beni? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun evladım? Bilmiyorum. Önce bir doktora gidelim herhalde. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Selim dur, bekle. Borçlarımızı ödeyip ödemediğimizi sormak için mi çağırdın? Suna. Efendim. Kayınvalidemin bana verdiği bir yüzük vardı hani. Yakut yüzük. Evet o. Ya ben o yüzüğü bulamıyorum. Şu çekmecede duruyordu. Yenge, ne demek istiyorsun sen? Bak Suna. Eğer o yüzüğü sen aldıysan... Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın yenge? Sen aldın demiyorum. Eğer aldıysan diyorum. İkisi de aynı kapıya çıkar. Ben hırsız değilim yenge, anlıyor musun? Hırsız değilim ben. Çaresizlik bazen insana istemediği şeyleri yaptırabilir Suna. Bana hiçbir şey hırsızlık yaptıramaz, anladın mı? Ya inanmıyorum ya. Gözümün içine baka baka bana hırsız diyorsun yenge. Yüzük ne oldu o zaman? Bu eve son 10 gündür senden başka gelen olmadı. Tam teşekküllü bir muayene istiyorum. Tahlil, MR, check-up. Ne gerekiyorsa hepsini yapalım. Selim Bey, ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Sağlığım yerinde mi, öğrenmek istiyorum. Siz 6 ayda bir sağlık taraması yapalım demiyor muydunuz? Diyordum da bugüne kadar hiç ciddiye almadınız. Yanıldığımı anladım. Şimdi ne gerekiyorsa hepsinin yapılmasını istiyorum. Allah bu hırsız dedi, iftiraya bak ya. Ağladın mı sen? Yok, ağlamadım. Suna. Yalan söyleme. Ne oluyor? Babam gördüğü rüyayı mı anlattı sana? Ne rüyası? Anlattığı belli. Ne yapıyor babam? Yukarıda salonda. Ben yanına gidiyorum. Ne rüyası Cemal? Thank you.
Doktorum hiçbir şeyim olmadığını söyledi. Gayet sağlıklıymışım. Bu rüyaya bu kadar takılmak saçmalık. Hem bak doktor da iyi olduğunu söylemiş. Allah aşkına otur, başım döndü. Rahmetli annemin de hiçbir şeyi yoktu. Ama küt diye gitti. Hem ölüm görmemiş ki rüyasında. Bir felaket yaşayacağını görmüş. Kayıp ve felaket. Kayıp mı? Evet. Önce bir kayıp olacak demiş, sonra bir felaket. Babam karıştırıyor. Önce felaket olacak, sonra kayıp. Babamın rüyası çıkacak yine. Ben şu kayıp olayını anlayamadım. Ya bir emanet kaybolacak demiş. Bizim canımız Allah'a emanet değil mi? Emanet kaybolacak işte. Kayıp bu yüzük olmalı. Yüzüğün kaybolacağını bildiğine göre. Aman Allah'ım. Babamın haline baksana Suna. Sürekli düşünüyor. Adam bir günde 10 yaş ihtiyarladı. Babam tevekkül sahibidir. Ne olursa olsun. Yine de rüyası etkilemiş işte. Sen bilmezsin. Evli değildi o zaman. Rahmetli kaynanamın da... Biliyorum. Cemal anlatmıştı. Selim abimle Leman yengem ne durumdalar acaba? Selim abimi bilmem ama Leman yengen yüzüğün derdinde. Senin sorunun ne? Hoş geldiniz. Ne istemiştiniz? Yoksa kız arkadaşlarınızı mı bekliyorsunuz? Hayır. Bir sipariş alalım. Seni izlediler mi? Yatacak mısın? Ne yatması Leman? Uyku tutar mı beni? Baba bizim kalmamızı ister misin? İstiyorsanız kalın ama gerek yok oğlum. Kalalım mı? Kalalım. İyi olur vallahi. Babam yalnız kalmasın. Sağ olsun Cemal beni hiç yalnız bırakmıyor zaten. Suna da öyle. Bunu bildiğimiz için içimiz rahat baba. Yoksa biz de kalırız. Öyle tabii. Hadi iyi geceler. Yarın görüşürüz. İyi geceler. İnşallah. İnşallah. Size de iyi geceler. Gel baba. Nihayet gelebildin. Yatsı namazını kıldım. Sen niye uyumadın? Uyuyacağım. Ama önce seni dinleyeceğim. Beni mi dinleyeceksin? Evet. Neden ağladığını hala anlatmadın bana. Neden ağladığımı biliyorsun ya. Babamın rüyası etkiledi beni. Yalan söyleme Suna. Babamın rüyasını sonra öğrendin. Başka bir şey ağlıyordun. Evet, seni dinliyorum. İnan bir nedeni yoktu. Duygusal bir anımdı belki de. Suna, anlatsana. Evet, seni dinliyorum. Leman yengem moralimi bozdu. Ne yaptı yine? Hani rahmetli annenin ona hediye ettiği yüzük vardı ya. Leman yengem. O yüzüğü benim çaldığımı düşünüyor. Ne? Bunu o mu söyledi? Son 10 gidici devlerine benden başka kimse gitmemiş.
Sen gittin mi? Senin çok sıkışık olduğunu biliyordum Cemal. Abimle konuşmak için gittim. Sana yardım etmesini isteyecektim. Ama evde değildi. Ben de Leman yengemle konuştum. Temizliğe giderek mi ödeyeceksin o parayı diye sordu. İşte o gün yüzüğü çalmışım ben. Çünkü Leman yengeme göre çaresizmişim. Çaresizlik insana her şeyi yaptırırmış. Hırsızlık bile. Bana hırsız dedi ya. Hırsız dedi. Efendim. Ne? Gözümün önünde yere yığılıverdi. Ne olduğunu anlayamadım bile. Rüya çıktı baba. O büyük felaket bize vurdu. Nasıl oldu baba? Cemal dün sapasağlamdı. Biz gece beraberdik. Hiçbir şey yoktu ya. Turp gibiydi. Sunan'ın anlatmasına göre konuşuyorlarmış. Birdenbire yere yığılıvermiş. Bir kez daha rüyan çıktı baba. Tam olarak çıktı sayılmaz. Çünkü rüyadaki Cemal değildi. Bendim. Hayır, Cemal'di. Ama... En zengin benim diyeceksin değil mi? En zengini sen değilsin Selim. Sen dünya zengini, mal zengini olabilirsin. Cemal senden daha zengin. Onun yüreği zengin. Cemal dua zengin. Senin zenginliğin maddi. Nasıl yani? Bu dünyada Harun kadar balın olsa ne yazar oğlum? Öbür tarafa fakir olarak gittikten sonra dünya malının ne önemi var? Cemal'in bir sürü sıkıntıları vardı. Söylemiyordu ama hissediyordum ben. Buna rağmen her gün geldi bana. Hatırımı sordu, hizmetimi gördü. Üstelik ibadetini de hiç aksatmadı. Tabii zengin olan o. Bunu biliyordum ama söyleyemedim. Zengin olan o. Abi, iyi misin? İyi değilim Kemal. Hiç iyi değilim. Nereye? Dur, otur. Anlatmasaydım ona. Neyi anlatmasaydım? Sen içimizdeki en zenginin Cemal olduğunu biliyor muydun? Ne? Ben zenginim ama... Burada, bu dünyada... Dünya kadar param var sözde ama...
kardeşimin derdine bile çare olamadım. Ne olur bir an önce iyileş Cemal. Sana bir paket geldi. Ne bu? Bilmem. Açayım mı? Bu annenin yakut yüzüğü değil mi? Temizletmeye vermiştim. Havaalanına giderken alacaktım. Ben gitmeyince onlar getirdiler demek ki. Aman Allah. Yakut yüzük. Evet o. Ya ben o yüzüğü bulamıyorum. Şu çekmecede duruyordu. Yenge ne demek istiyorsun sen? Bak sana. Eğer o yüzüğü sen aldıysan... Ne? Sen ne dediğinin farkında mısın yenge? Sen aldın demiyorum. Eğer aldıysan diyorum. İkisi de aynı kapıya çıkar. Ben hırsız değilim yenge, anlıyor musun? Hırsız değilim ben. Çaresizlik bazen insana istemediğin şeyleri yaptırabilir Suna. Bana hiçbir şey hırsızlık yaptıramaz, anladın mı? Ya inanmıyorum ya. Gözümün içine baka baka bana hırsız diyorsun yenge. Suna, Cemal nasıl? Bir değişiklik yok. Az önce eve bir paket getirdiler. İçinden ne çıktı biliyor musun? Kayınvalidemin yakut yüzüğü. Selim temizletmek için almış. Ben çok büyük bir hata yaptım Suna. Bağışla beni ne olur. Çok utanıyorum. Ne olur affet beni. Dün senden ayrıldıktan sonra çok kötüydüm. Ne yaptıysam gözyaşlarımın akmasına engel olamadım. Cemal neden ağladığımı öğrenmek için çok ısrar etti. Mecbur kaldım onu söylemeye. Biz Cemal'le bunu konuşurken Cemal... Kalp krizi geçirdi. Allah'ım. Allah'ım benim yüzümden. Allah'ım. Allah'ım ben ne yaptım? Allah'ım ben ne yaptım? Suna, Suna gel Cemal. Ne? Cemal diyorum, kendine geldi, gözlerini açtı. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugünü gördüm ya, elhamdülillah. Mevlam'a ne kadar şükretsem az. Ben de. Ayrıca ben Allah'a bir değil, iki kez şükrediyorum. Kardeşimi bağışladı bizi. Sonra da gaflet uykusundan uyandırdı beni. Ben bir karar aldım. Bu evin yan tarafındaki boş arsayı satın alacağım. Oraya 4 katlı bir bina yapayım diyorum.
Her birimize bir kat. Bahçesini de yaparız şöyle güzelce. Bundan sonra beraber olalım baba. Sen başımız doğru. Ben de kardeşlerime biraz abilik yapayım. Ya 3 gün komada kaldım. Olana bak. Doğru söylüyorsun Cemal. Sen komadayken oldu gerçekten. Aslında benim de büyük bir özür borcum var. Herkesin önünde söylemem gerekir ama... Ne özrü? Ama sır olarak kalacak. Çünkü onlar öyle istedi. Hadi gelinler bir çay yapsın da içelim afiyetle. Siz oturun, ben yaparım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.